Turkish Voice of Canada, Medikt ile TVC Sağlık Kuşağı'nda yeniden birlikteyiz. Her canlı bir gün bu pili takacak dedim. Aslında yeni değil, 30 seneden fazla zamandır bilim insanları çalışıyorlar beyin pilinin üzerinde. Ama teknolojiyle birlikte her gün üzerine yeni bir şeyler katıyorlar. Yani teknoloji geliştikçe beyin pili de gelişiyor. Ve beyinle ilgili aklınıza gelebilecek her sorunda, her hastalıkta beyin pili aslında en rafine çözüm ya da tedavilerden biri olarak ve gün geçtikçe gelişen, artan kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Adeta bir sihirli değnek mi desem bilmiyorum. Onu zaten konuşacağız. Yaşam kalitesini nasıl, ne kadar arttırabiliyor ve bakın beyin dedik, içindeki hastalıklar dediğimizde Parkinson, Tourette sendromu, Alzheimer, esansiyel tremor, spasite, epilepsi, obsesif kompulsif bozukluklar, bütün bunlardan oluşan hani o beynin sihirli kapılarının açıldığı o gizemli yer var ya, işte onun hepsine beyin pilinin eli değiyor. Nasıl değiyor? Biz beynimizi kullandıkça, teknoloji bir taraftan geliştikçe, bizim beynimiz var oldukça, biz onu kullanmaya devam edikçe beyin pili bizimle birlikte olacak. Ama nasıl olacak? İşte bunun için karşımda Samsun'dan doçent doktor Ersoy Kocabıçak olacak. Bütün bu soruların cevaplarını birlikte bulacağız. Merhabalar, sevgiler, selamlar. Evet hocam, şimdi ara kapağımızı girmiştim. Eyvahlar olsun, internetin azizliğine uğrayarak görüntünüz biraz küçüldü ama hemen yerini aldım. Medikt ile TVC Sağlık Kuşağı'nda hayatımızı gerçekten etkileyeceğini düşündüğüm çok önemli bir konuyu sizinle şöyle enine boyuna masaya yatıracağız. Her canlı bir gün bu pili takacak dedim hocam. Ne dersiniz? Gerçekten beyin pili dünyada 30 yıllık araştırmalarıyla nereden nereye geldi? Biz bunu nereye götüreceğiz? Evet. Tekrar merhaba diyorum. Sevgiler, selamlar. İddialı bir söz olmuş İrep Hanım. Ama gerçeklik payı da yok değil. Tabii bugünün dünyasından baktığımızda biraz iddialı bir söylem gibi gözükebilir ama biz şunu biliyoruz, bundan 30-40 sene öncesinde böyle bir tedavi yoktu. İşte bizim kullandığımız hastalıklar neler? Parkinson ve benzeri hastalıkların insidansı dediğimiz, işte sayısı, sıklığı bu kadar değildi. O yüzden yıllar içinde nispeten daha küçük oranlarda biz bunu kullanıyorduk. Ama biz şunu biliyoruz, kanser ve diğer kardiyovasküler sistemin hastalıklarında tıp hızlı bir şekilde ilerliyor ve işte insanların yaşam ömrü giderek artıyor. Bugün için işte Orta Avrupa'da, Amerika'da bir insanın yaşam süresi 85'lere gelmiş vaziyette. 2050 yılına geldiğimizde her iki kadından birinin ortalama 100 yaşına kadar yaşayacağı öngörülüyor. Bu beraberinde neyi getirecek? Bu beraberinde şunu getirecek. Tabii bu kronik dejeneratif hastalıklarının sıklığında artış olacak. İşte Parkinson ve Alzheimer benzeri hastalıkların giderek sayısı artacak. Geriatrik hastalıklar dediğimiz, yaşlılığa bağlı olan hastalıklar artacak. Özellikle beyin hastalıkları artacak. Bunlara da tabii ki tıp yeni çözümler arıyor. Bu çözümlerin başında da uzun zamandan beri kullanıla gelen bu beyin pili yöntemi var. Buraya nereden geldik? Buraya sizin o iddialı sözünüzden geldik aslında. Herkes bir gün beyin pilini tadacaktır sözü biraz iddialı. Öyle olmayacak ama kullanım sıklığı muhtemelen giderek artacak. Ama o bugün için geçerli. Şimdi bizim bu beyin pili elektrik tabanlı bir tedavi yöntemi. Ama daha yeni yeni tedavi yöntemleri geliyor. Ama onları konuşmak için henüz erken. Özellikle bu beyin pili tedavisinin hükümranlığı biraz devam edecek gibi diyeyim. Da bu girizgahı yapmış olayım diyorum. Tamam. Şimdi beyin pilinin ana amacı aslında yaşam kalitesini arttırmak. Bütün bu beyinle, işte sinir sistemiyle ilgili bütün bu hastalıklarda. Genel anlamda önce bu yaşam kalitesini nasıl arttırdığını anlattıktan sonra siz vaka örnekleri üzerinden gidelim mi? Ben izleyicilerimize beyin pilinin işleyişini detaylarıyla ve görüntüleriyle aktarabilmek istiyorum sizinle birlikte. Evet, doğru bir söz, yaşam kalitesini artırma amacı beyin pilinin, aslında şuradan girmek isterim. Beyin pili, halk arasında biz buna beyin pili adını veriyoruz. Derin beyin operasyonu ya da derin beyin uyarımı dediğimiz bir tedavi yöntemi bu. Bu sistemin
içinde üç parçası var. Bu üç parçasının ilk bileşeni beyinde derin çekirdeklere, o milimetrik küçük çekirdeklere yerleştirmiş olduğumuz elektrotlar. Yani elektrik kabloları diyelim. Kontakları olan elektrik kabloları diyelim. İkinci bir kısmı ki işte beyin pili dediğimiz kısım aslında hemen göğüs boşluğumuzun altında çok küçük ebatta bir pil, adeta elektrik şebekesi görevi gören ve bunları birbirine bağlayan cilt altından geçen uzatma kablolarından ibaret olan bir sistem aslında bu beyin pili sistemi. Peki ne sağlıyor bu hastaların hayatında? Bazı hastalıklarda, özellikle Parkinson gibi hastalıklarda beyin anormal bir aktivite var. Kabaca böyle söyleyelim. O anormal aktiviteyi biz verdiğimiz elektrikle aslında biraz normalize ediyoruz. Hocam siz bunu Yani ne işe yaradığını anlatırken bilmiyorum. ben izleyicilerimize mesela Parkinson'daki uygulamalarınızın örneklerini de göstermek istiyorum. Sizin gösterdiğiniz şemalar üzerinden beyin pili kullanımı anı ve sonrası ya da öncesi ve sonrası gibi o görüntüler üzerinden anlatın. Ayrıca vakaları da anlatabilirsiniz. Buyurun. Şu anda Ayşe'yi gösteriyorum. Öyle mi? O Ayşe teyzeye gösteriyorsunuz. Ayşe teyze bizim Kıbrıs'tan gelen bir hastamız. Sanıyorum 4-5 yıl oldu ameliyatını yapalı. Kendisi bir Parkinson hastası. Parkinson hastalığından biraz bahsetmek lazım aslında. Neden Parkinson hastalığından daha sık bahsetmek lazım? Çünkü Parkinson hastalığı bu beyin pili uygulamalarında bizim en sık kullandığımız endikasyon. Daha doğrusu en sık Parkinson hastalığında kullanılan bir tedavi yöntemi bu beyin pili. Dünya üzerinde yaklaşık 200 binin üzerinde şu ana kadar beyin pili uygulanmış olan hasta var. Abartısız olarak herhalde bunun %80'i 90'ı Parkinson hastalarından oluşuyor. Çünkü Parkinson hastalığı beyin piliyle daha kolay tedavi edilen bir hastalık. Diğer hastalıklara nazaran. Peki Parkinson hastalığı nedir? Biraz aslında bundan bahsetmek lazım. Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir madde var. Bu maddenin azalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Sizin görüntünüz ara sıra donuyor ama benim Şu sesim anda umarım iyi gidiyor geliyordur sizin yerine yayınımız bana. hocam. Bilemiyorum kesinti oluyor mu ama. Parkinson aslında dediğim gibi dopaminin eksilmesiyle beraber dopamin ne işe yarıyor onu söylemek lazım. Bizim elimizi kolumuzu çok rahat hareket etmemizi sağlayan bir kimyasal ajan. Beyinde yapılan bir kimyasal ajan. Bu ajan azaldığı zaman tabii ki biz o kadar kolay hareket edemeyeceğiz. Ona bağlı titreme, donma, hareket yavaşlığı gibi şikayetler artıyor hastalarda. İşte biz de bu beyin pili tedavisiyle, beyinde o hastalıklı bölgelere vermiş olduğumuz elektrikle bu şikayetlerin önüne geçmeye gayret ediyoruz. Biraz önce göstermiş olduğunuz Ayşe teyzemiz de ellerde titreme şikayeti olan, hareket yavaşlığı olan ve işte kaslarda katılı olan bir hastamızdı bize başvurduğunda. Her hastamızı ameliyat etmiyoruz. Onun da bazı detayları var aslında. Şöyle söylemek lazım. İşte 10 hastanın 10 Parkinson hastasının aslında 2 ya da 3 tanesine bu ameliyat yöntemi uygun. Diğerlerinde ya yaşı gereği ya başka sebeplerden dolayı bu ameliyata da çok uygun olmayabiliyorlar. Ayşe teyzemiz bu ameliyata uygun bir hastaydı. Bize başvurdu. Testlerimizi, tetkiklerimizi yaptık ekibimizle beraber ve sonrasında bu ameliyatı yapmaya karar verdik. Sanıyorum biraz önce gösterdiniz. İşte ameliyat sonrasında pilin kapalı ve açık halini Doğrudur. göstermiş olmamız lazım o videoda. Muhtemelen ellerdeki titremeyi pil kapalıyken görüyorsunuz. Ama sonrasında pil açıkken Adını göre. ellerdeki titremenin azaldığını görüyorsunuz. İşte yaşam konforu dediğimiz şey tam burada ortaya çıkıyor. Biz adeta biraz zamanı geri alıyoruz. Hastaların adeta özgürlüklerini biraz da eline vermiş oluyoruz ekipçe. Yapılan bu tedavi daha doğrusu bunu sağlıyor diyelim. Çok da abartılı şeyler söylememek lazım. Burada en önemli olan şey şu, çok uygun olmayan hastalarda bu tedavinin iyi sonuçlar vermeyebileceğini, ama uygun olan hastalarda da artık bir insan hakkı olduğunu, bir yaşam hakkı olduğunu bilmekte fayda var. Herhalde
Devam edecek. Benim de cevaplarım devam edecek. Ben biraz Hiç suç sıkıntı amacasına yok konuşuyorum hocam. anladığım kadarıyla ama Sıkıntı yok. Tam tersine buradan yaşam kalitesi ve bu bir haktır'a daha sonra döneceğiz. Buna nasıl ulaşılabiliyor bu ameliyat? Bunların maliyetleri Kanada ve hani Türkiye ve dünya üzerinden konuşacağız. Ama ben hazır siz örnekleri göstermişken bir örneği daha seyircilerimle paylaşmak istiyorum. O da sizin örneklerinizden Nuri'nin gene Parkinson'la ilgili. Oradaki şeylerde de gene pil açık ve pil kapalıyı görebiliyorsunuz. Hastaya verilen bir takım görebildiğim kadarıyla işte emirler var uygulaması için. Onun nasıl olduğuna dair bunları da anlatabilirsiniz. O görüntüleri şu anda sizinle birlikte paylaşıyorum seyircilerimizle. hatırlıyorum. Nuri Bey'in videosunda şöyle bir şey olması lazım. Onun ameliyat öncesi ve sonrası videosunun olması lazım. Biz ameliyat öncesinde bahsettiğimiz hastalarımızı öncelikle kendi merkezimizde, bununla alakalı kurduğumuz bir merkezimiz var bizim. Nöromodülasyon merkezi adı altında, beyin pili merkezi adı altında. Bize hastalarımız başvuruyorlar. Biz diyoruz ki işte sizi birkaç gün yatırıp misafir etmemiz gerekiyor. Bazı testler yapmamız gerekiyor. Bu testler neler? İşte hastaların ilaç aldığı en iyi halindeki durumuyla ilaç almadığı durumlarını testlerle bunu ortaya koyuyoruz. Videolarını çekiyoruz. Psikiyatri doktorumuza gösteriyoruz. Psikologumuza gösteriyoruz. Ayrıntılı MR'lar çekiyoruz. Ve bunun neticesinde bir ekip olarak bir araya geliyoruz ve ameliyata uygun mu değil mi karar veriyoruz. Ben tremor dominant dediğimiz titreme ağırlıklı Parkinson hastalığı var idi. Parkinson hastalığını ikiye ayırıyoruz. Öyle bir detay bilgi de vereyim. Genelde titremesi olan Parkinson hastaları ya da titremesi olmayan ama donma ve katılığı ön planda olan, anladığım kadarıyla yüz ifadenizden gidip geliyor herhalde görüntü. Seyircilerimiz katlanacaklar. Sesiniz güzel geliyor. İnternetin azizliğine vuruyoruz. Devam edelim hocam. Ben hızımı aldım, devam ediyorum zaten. Evet. Parkinson hastalığı dediğim gibi genelde ikiye ayrılıyor. Bir tremoru olan, titremesi olan hastalar. Bir de işte hareket yavaşlığı olan hastalar ki Nuri Bey daha çok titremesi olan, ön planda olan daha doğrusu hastamızdı. Ameliyat sonrasında hastalarımızı kontrole çağırıyoruz biz. Birinci ayda, üçüncü ayda ve birinci yılda. Onlara adeta hani su tuz ayarı gibi onlara tekrar çağırıyoruz, servisimizde yatırıyoruz. Ve orada gerekli elektrik artışını yapıyoruz. İşte muhtemelen birinci ay ya da üçüncü ay kontrolündeki videosunu görüyorsunuz. Elindeki titreme tamamen durmuş. Evet, bu arada Muhtemelen onu hemen gösterdiğini aslında söylüyorum diyelim. esansiyel tremordan da bahsettiniz. Hemen o videomuzda var. Esansiyel tremorlu Ayten adlı hastanızın videosunu da şu anda sizinle birlikte paylaşıyorum. Peş peşe paylaşıyorsunuz. O zaman ben de sizin hızınıza gayret edeceğim. Esansiyel tremor daha farklı bir hastalık. Şimdi hastalığında titreme vardır. Tremor demek titreme demek. Esansiyel tremorsa sebebi bilinmeyen tremor demek ve aslında en sık görülen hareket bozukluğudur. En sık görülen hareket bozukluğudur. Ve hakikaten beyin pili tedavisi uygun hastalarda, yani ilaç tedavisine dirençli ya da ilaç tedavisine intoleran dediğimiz, yani hasta ilaç kullanamaz. İlacın yan etkilerinden dolayı ilaç kullanamaz. O hastalarda hakikaten altın standart dediğimiz tedavi durumuna gelmiştir. Altın standart demek ne demek tıp dilinde? Yani en iyi tedavi yöntemi. Bugün bilinen en iyi tedavi yöntemi. Evet, Ayten Hanım'ın tremoru diğer tremordan biraz farklıdır. Genelde Parkinson tremoru istirahat halindeyken olur. Ama diğer tremorda el hareket halindeyken, bir şeyler yap derken daha fazla olur. Hasta suyunu içemez, yemeğini yiyemez, üstünü başını giyemez. Nitekim oradaki titremeleri muhtemelen gördünüz. Ameliyat sonrasında kontrole çağırdığımızda hastanın pilini kapattığımızdaki videonun ilk kısmıdır o. İkinci kısmında da pilini açtığımızda hastanın titremesinin düzeldiğini görüyorsunuz muhtemelen. İşte yaşam kalitesi dediğimiz böyle bir şey. Ne sunuyor beyin pili? Belki tekrara düşüyoruz ama hastanın gerçekten işte yaşam kalitesini artırıyor. Peki Evet. şeyde bu ameliyata nasıl karar veriliyor? Yani süreç nasıl izliyor? Her hastaya geliyor mu? Şöyle arka arkaya bu şeylere hani biraz daha factual şeyle gidelim. Nasıl karar veriliyor? Parkinson üzerinde konuşmamız lazım bunu. Çünkü diğer hastalıklarla alakalı konuşacak Eyvah. olursak buna gün yetmez. En çok Parkinson hastalığında bu tedavi uyguladığımızı biraz önce söylemiştim. Dünyada da bu böyle. Ülkemizde değil. Yani işte bulunduğunuz ülkede Kanada'da böyle, Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle. 87 yılından itibaren kullanılan bir tedavi yöntemi. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bazı özelliklerimiz var.
Yani her önüne gelen, her Parkinson hastasını biz ameliyat etmiyoruz. Ve edilmemeli de zaten. Zaten böyle de yapılmıyor. Dünyada da yapılmıyor. Bazı kriterlerimiz var. O kriterleri anlamamız için hastalarımızı kliniğimize çağırıyoruz. Zaten birkaç yıldan beri Parkinson hastası olması gerekiyor. Bugün itibariyle en az 4 ya da 5 yıllık Parkinson hastası olması gerekiyor zaten. Neden bu kadar süre geçmesi gerekiyor ameliyat için? Çünkü Parkinson'un karıştığı bazı hastalıklar var. Parkinson plus dediğimiz bazı hastalık türleri var. O kadar detaya girmeme gerek yok. Çünkü o hastalıklarda Parkinson'daki kadar etkili değil bu tedavi yöntemi. O yüzden en az 4 ya da 5 yıllık hastalık olmasını öncelikle istiyoruz. Onun dışında bazı detaylarımız var. Onları buradan çok bahsetmeme gerek yok. İşte yaş sınırımız yakın zamana kadar 75 diyorduk ama artık 80. İşte ameliyat öncesinde çok ağır psikoz tablosunda, çok ağır depresyon tablosunda olmasını istemiyoruz. Bunu tarafından testler yapıyoruz, ortaya koyuyoruz. Nöropsikologlarımız tarafından kognitif fonksiyonlarını ölçüyoruz. Halk arasında bunalma denen, demans denen durumun olmaması gerekiyor. Çünkü bu ameliyat sonrasında bunlarda belki az da olsa artış olabilir. Yani çok detaylı bir incelemeden gerekiyor. MR'larını çekmemiz gerekiyor. Anestezi doktorumuz gerekiyor. Ve sonra buna bir komitenin, bir ekip karar vermesi gerekiyor. Biz kendi 2-3 bunları 3-4 gün bazen süre deneyen vakalarımız var. Yani deneme sürecini bu atlatan vakalarımız var. Dünyanın konuda saygın yerlerinde de bu böyle yapılıyor. Onu biliyorum. Böyle yapılmasına da fayda var. Ameliyat süreci böyle işliyor. Ameliyata sonra şunu yapıyoruz. Yok yok, İsterseniz devam devam edeyim, edin. isterseniz sorunuz var. Ameliyata karar verdik diyelim. Ameliyata uygun olduğuna karar verdik diyelim. Hastayla uzun uzun bu ameliyatın iyi taraflarını, olası riskleri konuşmamız gerekiyor. Hastaların beklentisiyle bizim anlattıklarımız her zaman örtüşmeyebiliyor. O yüzden hastalarla adeta ameliyat süresi kadar ameliyat öncesinde uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Ameliyata uygun çıkmamışsa da hastanın neden ameliyata uygun olmadığını, ilaç tedavisiyle bundan sonra devam etmesi gerektiğini ya da diğer alternatif tedavileri kendisine söyleyerek hastamızla ayrılıyoruz. Ama bizim kontrolümüzde yine kalıyorlar. Tabii orada bir waiting list dediğimiz, çünkü her zaman bunu işte hemen ameliyata karar verip 3 gün sonra bu ameliyatı yapamıyoruz. Çünkü bu süper elektif bir cerrahi. Şöyle söyleyelim, yani biz acil cerrahi, elektif cerrahi ve süper elektif cerrahi diye cerrahileri genelde kendi arasında sınıflandırırız. Bu bir tümör ameliyatı değil, bir beyin kanaması ameliyatı değil. O yüzden hastalar zaten uzun zamandan beri aslında bu hastalıkla beraberler. Fakat orada da o waiting, bekleme süresinde de bir detay var. Yani onun da tadını kaçırmamak lazım. Bu bir ayla sınırlı olabilir belki ama yıllar içinde, hani 4 yıl, 5 yıl, 3 yıl hastalara bekleme süresi de vermememiz gerekir. Bu belki daha nispeten daha genç olan hastalarda kabul edilebilir bir süre olabilir ama şimdi yaşı gelmiş 65-70 arasına hastaya biz ameliyat önermişiz. Ne kadar erken yapılırsa, hani burada da çok maksadı aşan bir sözle söylemek istemiyorum ama ne kadar erken yapılırsa hasta olası hastalıklara yakalanmadan önce bunun yapılmasına fayda olabilir. Çünkü biz bunu nerede yaşadık İrep Hanım? Pandemi sürecinde yaşadık. Ben kendi hastalarımda yaşadım. Bakın çok güzel bir örnek oldu aslında bu. Bu hastamızı belki %20-30'una şu anda o ameliyatları yapamıyoruz. Çünkü hastaların muhtemelen ek hastalıkları oldu, başka şeyler, başka sıkıntılar oldu. O hastalarımız o tedavi olma şansını bir anlamda kaçırdılar. Evet, sözün yeri gelmişken bunu da Burada da söylemiş oldum. şimdi burada yaşadığımız coğrafyadan Kanada ile arkasından hani Avrupa'dan gelebilecek hastalarla da Türkiye arasında bir köprü olarak baktığımda özellikle çünkü Medit gibi sağlık alanında uluslararası anlamda çalışan kuruluşlar bu sağlık kaynağı olarak sizlere yöneliyorlar. Burada şunu söylemekte fayda var. Hani Kanada'da bu zaten yapılan sizin söylediğiniz gibi tedavilerden biri. Hani aslında devletlerin yani buradaki eyaletlerin şeyinde normal sağlık sisteminin içinde var olan hizmetlerden biri. Ama burada devreye ne giriyor işte? Sizin demin söylediğiniz bekleme süresi
ki bu gerçekten yıllara çıkabiliyor ve burada da siz çok doğal bir hakkınız olan bir şeyi kaybediyorsunuz ya da o hakkı geç sahip olma riskiyle karşı karşıyasınız. Bu da yaşam kalitesini düşüren bir şey. Ama bu sefer de karşısına insanların maliyet çıkıyor. Yani bu işin maliyeti ne? Neden acaba Türkiye'de mesela beyin pili ameliyatını tercih edebilecek bir seçim yapabilsin ki insanlar? Nedir öne çıkartan? Evet, güzel bir soru. Sorunun ilk kısmına, ya daha sözlerinizin ilk kısmına da bir gönderme yapmak istiyorum. Kanada hakikaten çok ileri bir, bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten dünya çapında, hatta dünyaya önderlik yapan cerrahların ve nörologların olduğu bir ülke. O yüzden Kanada'da yaşayan hem Türkler hem de Kanadalılar bu konuda bence şanslı. Ama şeyi bilemiyorum tabii. Bu waiting list hadisesini bilemiyorum. Orada hakikaten süre nedir, bekleme süresi nedir, ama Kanada gibi ülkelerde çok büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen ne diyorsunuz hocam? Yoktur. Bir senelere, iki senelere çıkıyor. Kalça mesela, hani hip replacement denen kalça ameliyatı 3 sene şu anda. Yani hatta pandemi yüzünden gelen öyle rakamlar, öyle zamanlar var ki biz hani backlog dediğimiz birikmeyi Kanada şu noktada çözemeyecek gibi gözüküyor. 20-30 senede anca çözecek geride kalan birikmeyi. Birçok ameliyatta çok sıkıntı. Obezite geçen haftaki yayınımızın konusuydu. Obezite ameliyatında mesela 2 yıla 3 yıla çıkıyor bekleme süreleri. Keza bu beyin pilinde de sıkıntılı bir süreç var şu anda çok. O zaman evet, biraz sorun var. Şimdi gelelim ikinci kısma. Şimdi tabii Türkiye'de Türkiye'de bu sadece bizim açımızdan değil, kendi klinimiz için söylemiyorum ama bu DBS konusunda, beyin pili konusunda gerçekten hani kendini yetiştirmiş, olmayı başarmış, ciddi, saygın ekipler var. Önce buradan başlamak gerekiyor. Yani genelde şöyle bazı tedirginlikler olabiliyor. Tıpkı bizim başka ülkelere bakışımızda olduğu gibi, Orta Doğu vesaire gibi, genelde şöyle bir bakış olabiliyor. Yani acaba Türkiye'de bu işler hakkıyla yapılabiliyor mu? Endikasyonlara uyuluyor mu gibi. Bunlar çok dillendirilmemiş olsa da arka planda bu tür tedirginliklerin olabileceğini biz seziyoruz. O konuda ben hakikaten bu konuda çok kendi adıma söylemeyeyim ama kendi kendimiz adına söylemeyeyim ama diğer arkadaşlarımız için de bu konuda gerekli teminatı verebilir. Önce onu söylemem gerekir. İkincisi, zaten da kendi coğrafyamızda Balkanlar ya veya buralardan hastalarımız geliyor. Tercih etmelerinin sebepleri ne? Anladığım kadarıyla o ülkelerde bu işte sosyal güvenlik kurumlarının bazısı bu pili karşılamıyor ya da çok yüksek fiyatlarla karşılamıyor. Anladığım kadarıyla böyle bir sorun var. Hem bunu yapacak kalitede yer yok, cerrahlar şu anda psikologlar yok ya da benzeri bu ekipler yok daha doğrusu. Aynı zamanda da ücretler çok yüksek anladığım kadarıyla. Sanıyorum bu iki sebeple Türkiye biraz bu anlamda bir çekici bir referans merkezi olma burada rakamı da yok. Rakam olarak da bir referans verebilir misiniz? Türkiye'de beyin pili operasyonunun neye mal olduğu, öncesi sonrası bakımı. Net bir rakam vermek, yani rakam çok vermek istemem, doğru olmaz benim açımdan, ama şöyle söyleyeyim, sanıyorum bu herhalde. Şunu söyleyebilirim ama yurt dışında pil fiyatları ve bu sistemin fiyatlarının herhalde yarısı, hatta daha... Şimdi hocam mesela çok baktığınızda net rakamlar görebiliyorsunuz. Amerika'dan baktığınızda hani seçilmiş bazı bu işi en iyi biz yaparız diyen merkezler var. 30 bin Amerikan doları koymuş ama üstüne doktor masrafları ve MRI masrafları diyor mesela. Karşınıza 40-45 bin dolarlık bir fatura çıkıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda. Bunun Türkiye'deki karşılığı ne? Çok mu? Hani ben bunu vermem doğru olmaz diyorsunuz ama çok mu doktordan doktora ya da merkezden merkeze değişen bir skala mı var önümüzde? Muhtemelen öyle. Çok değişen bir skala olmasa da şöyle söyleyeyim o zaman. 25-30 bin dolar bandındadır ama bu bütün masraflar dahildir. Yani pil masrafı, hastane masrafı, ameliyat masrafı olarak.
Bildiğim kadarıyla bu şekilde bir şey var. Yani genelde herhalde piyasa, pazar buraya doğru gelmiş Bir vaziyette diye de biliyorum ben. Türkiye'de hep Siz üstünde durmuştunuz. Türkiye'de teknolojinin kullanımı gerçekten çok ileride. En iyi teknolojiyi alıyoruz ve uyguluyoruz noktasında galiba şu andaki durum. soru işareti yok. O zaten siz de biliyorsunuz Türkiye'yi ziyaretlerinizde. Zaten uzun süre Türkiye'de yaşadınız. Türkiye teknolojiyi getirmekte çok hevesli bir ülkedir biliyorsunuz. Kullandığımız teknoloji zaten dünyada kullanılan teknoloji. Zaten bununla alakalı teknolojiyi üreten 3 tane firma var dünyada. Bu üçünü de biz Türkiye'de kullanıyoruz. Birebir aynısını kullanıyoruz. Türkiye'nin sağlık konusunda aslında çok methedilmeye gerek olmadığını muhtemelen sizler biliyorsunuzdur. Yani bazı alanlarda Türkiye hakikaten cennet mi denir bilmiyorum nasıl denir. Yani çekici bir ülke bu anlamda. Yani ulaşım İşte açısından bu yüzden de vesaire sağlık bu böyle turizmi bir açısından da önemli bir merkez olmaya çalışıyor. Hem teknolojiyi bu kadar kullanırken diğer anlamda turistik anlamda da bir takım artıları bunun üzerine hastalar için eklediğinde önemli bir merkez oluyor bu noktada. Medik'te zaten bu sebeple aslında bir köprü oluyor. Kuzey Amerika, Kanada başta olmak üzere Avrupa ve diğer coğrafyalardan Türkiye'ye bu önemli yaşamsal önemdeki özellikle tedavilerde hasta akışını ulaştırabilmek için önemli bir köprü sağlık turizmi. evet, doğru söylüyorsunuz. Sağlık turizmi Türkiye için şu an, yani son yıllarda daha doğrusu yükselen değer Hocam oldu. hemen şeye geçmek istiyorum. Şimdi çok fazla Parkinson yaptık. Arada esansiyel tremordan da bahsettik. Görüntüleri de paylaşaraktan. Ama programın başında da söylediğim gibi yani beyinle ilgili diğer bütün sorunlarda öne çıkıyor. Onlardan da biraz daha farklı örnekler verebilir misiniz? Hani beyin pilinin kullanımı neden bana çok popüler demiştiniz. Yani o popülaritenin ardında sadece Parkinson mu yatıyor? Diğer hastalıklardan da örnek vererek bu beyin pilinin her canlıya nasıl bir gün yerleştirileceğini anlatabilir misiniz? Evet, şimdi bunlar çok güzel. Benim hakim olduğum konular olduğu için, biraz önceki konulara ben çok hakim olmadığım için biraz dikkat ettiyseniz hep tereddütle. Çünkü Hani doğru bilim sağlık insanısınız. turizmi. Olayın belki parasının tarafında da değil. Ben araştırma tarafında size her şeyi anlatmak isteyen kişiyim diyorsunuz. Evet. Şimdi gelelim benim konuma. Evet, bu konuları konuşmayı seviyorum. Şimdi, evet, Parkinson dışında biz hangi hastalıklarda kullanıyoruz beyin pilini? Distoni dediğimiz kasılmalarla giden bir hastalığımız var. Onu da kullanıyoruz. Yine 30 küsur yılı aşmış süredir bunu da kullanıyoruz. Esansiyel tremor biraz önce gördünüz. Onu da kullanıyoruz. Bu nöroloji ayağındaki hastalıklarımızdaki hareket bozukluklarındaki hastalıklarımız. Epilepside kullanılıyoruz. Bakın çok ilginç. Epilepside tabii ki orada da ölçme değerlendirme kriterlerimiz var. Epilepside Amerika'da ve Avrupa'da işte FDA ve CE belgesi var. Çok rahat kullanılabiliyor. Yatık hastalıklarda kullanıyoruz. Çok ilginç. Tourette sendromunda kullanıyoruz. Yani halk arasında bilinen tik hastalığı olarak bilinen hastalıkta kullanıyoruz. OCD'de yani obsesif kompulsif bozuklukta kullanıyoruz. Ağır depresyonda kullanıyoruz. Bunlarda ama bunların hiçbirisinin kullanımı Parkinson kadar kabul görmüş kullanım değil. Tourette, OCD bunlarda kullanıyoruz. Daha sık kullanılıyor. Epilepsi de daha sık kullanılıyor. Bir de bunlardan da az kullanılan hastalıklar var. Biraz önce çok ilginç bir hastalık söyledim. Obezite. Obezite de kullanıyoruz. Evet, ilginç. Anoreksiya nervoza da kullanıyoruz. Otizm de kullanıyoruz. Alzheimer'da çalışmalar var ki Alzheimer'da aslında Kanada'da çok önemli çalışmalar var bakın. Kanada'daki bir iki ekip var ki bu konuda hakikaten çok kıymetli çalışmaları var. İşte post travmatik stres bozukluğunda kullanıyoruz. Beyin yaralanmalarında kullanıyoruz. Ama bunlar şöyle söylemek lazım İrep Hanım. Şimdi moda bir ameliyat bu ameliyat. Öyle olunca acaba şu hastalıklara tutar mı? Bu hastalıklara tutar mı diye deneme yanılma yöntemiyle bağımlılıkta kullanılıyor. Bakın çok ilginç. Alkol bağımlılığında, madde bağımlılığında. Ben konuştukça aklıma geliyor. Ama bunlardaki başarı oranı kişiden kişiye, hastadan hastaya fark ediyor. Siz de biliyorsunuz ki vaka olarak işte birkaç vakada başarı yüksekmiş gibi gözüküyor. Ama bu ne zaman işte tıp dilinde söylenişiyle prospektif, randomize çalışmalara, karşılaştırmalı çalışmalara döndüğü zaman başarının o kadar da yüksek olmadığı ortaya çıkıyor. Hala emekleme döneminde bazı hastalıklar için, bazı hastalıklar için, bazı hastalıklarda koşuyor şu anda GBS en önde ama bazı hastalıklarda emekleme döneminde.
kullanımında. Şimdi bu Böyle zaten söyleyeyim. benim bir sonraki sorumdu. Bir parça değinmiş oldunuz ama daha net söylemeni istiyorum. Başarısı neye bağlı beyin pilinin? Yani hastadan hastaya değişen bir şey mi? Sadece tabii ki vardır ama onun arkasında başka bir şey daha var mı? Teknolojinin ilerlemesi, sizin bu çabalarınız, araştırmadaki çabalarınız bu başarıyı nasıl arttıracak? Nasıl bir vizyon ve gelecek var beyin pili için? Şimdi başarı için biraz önce söylediniz. Teknolojiyi çok önemsiyoruz değil mi? Aslında bizim yaptığımız ameliyat pür teknolojik bir ameliyat. Teknoloji bağımlı bir ameliyat yapıyoruz biz. Doğru, teknoloji çok önemli. Ama burada insan faktörü çok önemli. Eğer siz doğru hastayı, yani uygun hastayı bulamazsanız burada nörologlarımız devreye giriyor. Yani eğer nörologlar doğru hastayı refere etmezlerse kliniklere bir anlamı yok. Bizler cerrah olarak ameliyat öncesinde işte biz ameliyat öncesinde bizim bir çalışma istasyonumuz var. Büyük kocaman bilgisayarımız var. Onun üzerinde nereden girip nereye gideceğimize kadar çok ince planlamalar yapıyoruz. Biz o titizlikte bunu yapmazsak, ameliyat sırasında çok özenli olmazsak, ameliyat sonrasında da bunun ekstra bir batarya programlama dönemi var. Dışarıdan telemetrik bir cihazımız var. Onu pilin üzerine koyuyoruz. Oradan voltajı, işte amplitüdü, frekansını istediğimiz kadar artırıp azaltabiliyoruz. Bridge gibi sonsuz seçeneğimiz var. Ama bunları yapacak mahir ellere ve bilgili insanlara ihtiyaç var. Ve bu tamamen bir ekip işi. Yani aslında tam bir takım oyunu bu. Onlarla da sınır değil aslında. Fizyoterapistler, diyetisyenimiz, psikiyatristimiz, nöropsikologlarımız, Parkinson hemşiremiz, nörofizyologlarımız, yani bu tamamen bir takım oyunu. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size İlef Hanım. Şimdi dünyada artık beyin cerrahisi, nöroloji gibi branşlar yavaş yavaş o isimlerden kurtulup aslında line'lara ayrılıyoruz. İşte omurga merkezi diyoruz, stroke merkezi diyoruz işte, nöromodülasyon merkezi diyoruz. Yani eskiden her şeyi bilen insanlar vardı. İşte polimat derdik onlara biz. Rönesans insanı. Mesela Da Vinci. Böyle bir insan değil mi? Adam astrofizik biliyor, felsefe biliyor, tıp biliyor. Ama günümüzde bilgi o kadar çok ki bir insanın her şeyi yapması mümkün mü? Değil. Bugün biz multidisipliner çalışmayı öğrenmeliyiz ki bunu işte sizin yaşadığınız ülkeler aslında nispeten bizden daha fazla başarabilmiş ülkeler. Biz de o yolda ilerlemeye gayret ediyoruz. İşte bunu yapabilen, ekip olabilen merkezler hastalar için de, kendileri için de büyük kıymet oluşturacaklar ve sivrilip ileriye gidecekler. Bilmiyorum, belki biraz dağıtmış olabilirim konuyu ama aklıma gelen her şeyi söylüyorum. Tamam, bütün bunlardan doğru, kendileri için doğru olanı çıkartmayı, hani süzme işini de bilgiyi o zaman izleyicilerimize bırakıyoruz bu yayında. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Hani Parkinson belki daha yaygın olduğu için tabii ki öne çıktı. Özellikle öncesi sonrası görüntülerimiz ve şeylerde, videolarda da anlatırken, ama diğer hastalıkların hepsine değindiniz. Burada Türkiye'deki hani tedavi, Kanada'nın da önemli bir merkez olması, ama arada bir köprünün var olması, ona sağlık turizmi gibi bir şansın elinde olması, dünyada, Avrupa'da ya da Kanada'da yaşayanların, bütün bunlar Türkiye'de de ve hani beyin pilini şeye, bizim geleceğin tedavisi olarak taşıyacak yerde de, değil mi? Önemli hala. Yani siz gelecekte de, bu yakın gelecekte de özellikle bunun popülaritesinin artacağını, çünkü teknolojiyle birlikte zaten hayatımızın her yerine daha fazla gireceğini söylüyorsunuz. Benim görebildiğim bu. Yanılıyor muyum? Böyle sizin değerlendirmenizle kapatmak isterim. Doğru. Bir şey daha ekleyeyim. Şimdi tabii çok egzantrik, çok fütüristik yaklaşım olarak düşünülebilir ama hafıza geliştirmeyle alakalı çalışmalar var. Bakın çok ilginç. Çok ilginç çalışmalar var bununla alakalı. İşte beyinde bizim entorhinal korteks dediğimiz bir yer var. Epilepsi hastalarında çalışılmış bu. Hastaların hafızasını geliştirdiği ortaya çıkmış. Alzheimer'da nitekim buna benzer şeyler var zaten biliyorsunuz. Yani neye dönüşeceğiz aslında insan olarak onu da bilmiyoruz. Bu başka bir programın konusu olsa gerek. Doğru, ama şimdi benim de içime şu geldi ya, tamam beyin pili dedik, hepimize gelecek bir şekilde eğer beynimizi kullandığımız ama arkasından da sorunlarını yaşadığımız sürece dedik, ama bu bizi hani böyle biyonik, işte elektrik tabanlı canlılar haline mi getirecek?
Elektrik tabanlı bugün için öyle. Belki yakın zamanda işte optogenetik geliyor, magnetotermal stimülasyon dediğimiz şeyler geliyor, nanopartikül tabanlı stimülasyonlar geliyor. Neye dönüşeceğiz bilmiyoruz. Ama insanlığın insani özelliklerini giderek artırması gerekiyor. Bugünkü özellikleriyle bir şeye dönüşürse bir şey maalesef. Bu cümlenizi tekrar eder misiniz? İşte İnternetten dolayı adalet, sesiniz özgürlük. gitti. Pardon. Çok güzel bir şey söylüyordunuz ama güzel gelmedi. Oraya başa dönüp söyleyebilir misiniz? Diyorum ki bugünkü insani özelliklerimizi koruyarak dönüşeceksek o dönüşümü hiç yapmayalım diyorum. Kendimizi insani olarak biraz daha ileriye götürerek insani özelliklerimizi ondan sonra o dönüşümü yapalım diyor. Yoksa bugünkü halimize dönüşürsek O bir bilim vay halimize. insanı. Bu kadar da karamsar değilim tabii ki Bir bilim insanlar. insanı olarak söylediğiniz enteresan geldi. O zaman bir Ama korkumu bir soruya çevirerek sorabilir miyim size? Beyin pili gibi bir şeyi taktığınız zaman vücudunda olan insan kendinde bir elektriği, bir farklılığı hissediyor mu? Nasıl bir hissiyatı var? Eminim bu konuyu bilmeyen birçok izleyicilerimize de aynı duygu, aynı soru geliyordur akıllarına. şimdi şöyle, biz biraz önce de söylemiştim, ameliyat öncesinde çok detaylı bir araştırma yapıyoruz psikiyatrik açıdan diye, psikolojik açıdan diye. Bunun bir sebebi var. Ameliyat sonrasında bizim beyinde indiğimiz yer birkaç milimetre İrep Hanım, yani 2 milim. Biz 1 milim sağa, 1 milim sola, 1 milim aşağıya, 1 milim yukarıya gitsek bazı yan etkiler ortaya çıkar. Ne gibi yan etkiler? İşte çok gülme, çok ağlama, bazı psikiyatrik problemler. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor ve bunları ameliyat sonrasında biz prensip olarak yalnız yaşayan insanları ameliyat etmiyoruz. Çünkü yanında onu gören, takip eden insanların olmasını istiyoruz. Olası psikiyatrik yan etkileri ortaya çıkabilir diye. Bu hastaları korkutmasın. İşte aman aman psikiyatrik yan etkileri ortaya çıkıyormuş vesaire diye. Doğru hastalarda bunu biz görmüyoruz ama ameliyat öncesinde iyi irdelenmemiş hastalarda bu tür sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sorunuzu unuttum, cevabı da Aslında buydu, hatırlamıyorum. enteresan oldu. Yani doğru şöyle bir şey. Ben bunu hatta hemen şuraya bir başlık olarak da koymak istiyorum. Çünkü beyin pilinin psikolojik etkileri demiştim. Siz oradan psikiyatrik etkilere geçtiniz. Bence bunu bir parça daha şey yapabiliriz. Yani Şu an psikolojik kesildi. olarak nasıl hissettiren bir şey? Ben vücudumda elektrikle yaşadığımı hissediyor muyum? Arkasından onun daha ilerisi yani psikiyatrik etkileri nasıl oluyor? Şimdi şöyle, çoğu hastamız, Parkinson hastamız bir kere bu ameliyattan sonra bu tür şikayetlerinden kurtulduğu için bir kere daha mutlu oluyorlar. Bu çok net. Hayata dönüyorlar. O depresyon, ılımlı bir depresyon bu hastalarımızda zaten oluyor. Çünkü hastalık bunu beraberinde getiriyor. Düşünsenize hasta yemeğini yemiyor, dışarıya çıkamıyor, işini yapamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor. Bunu elde ettiği için hastalar çok mutlu oluyorlar. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Önce onu alıp bir cebimize koyalım. Ama onun dışında bahsettiğim, yani bu tedaviyi dört başı mamur, hiçbir yan etkisi olmayan, burada yan etkilere başlarsak hani her işin bir riski var. İnsanlar bademcik ameliyatı oluyorlar, biliyorsunuz, hayat edebiliyorlar. Burada işte ekibe geliyor yine iş. Yani doğru hastayı seçmek, doğru ellerde ameliyat olmak. Böyle söyleyeyim. Ama bir şey bir Yapalım. daha soracağım. İnsan beyin pili içinde olan kişi, kendini aç kapa düğmesi olan bir hani elektrik bazlı bir canlı olarak hissediyor mu? Hayır, o anlamda hissetmiyor ama sizin dediğinizi anladım. Vücudunda elektriğin dolaştığını sürekli hissetmiyor. Ama biz ayar yaparken bazen mesela hocam elektrik geldi diyebiliyor ama onu sürekli hissetmiyor. Biz sadece ayar yaparken onu hissediyor. Öyle söyleyeyim ben. Yani o şekilde normal insandan hiçbir farkı olmuyor. Bunu söylememiz gerekir. Zaten hastalar ağır sporlar haricinde işte boks, futbol, judo, tekvando gibi sporlar haricinde her türlü sporu yapabiliyorlar zaten. Yani öyle hiçbir engelleri yok. Ama nelere dikkat etmeleri gerekir? Söyleyelim. Madem ki lafın yeri geldi. MR en çok sorulan sorudur. Hocam biz MR'a girebilir miyiz ameliyat sonrasında? Girebilirler ama işte bizim 1,5 Tesla MR dediğimiz bir MR var. Daha düşük yoğunluklu bir MR. Ona girebilirler. X-ray cihazlarından geçerken onların eline bir kart veriyoruz. O kartla X-ray cihazlarından geçmiyorlar çünkü ayarları bozulabilir. Gibi bazı detaylar var ama bunlar çok hayatlarını değiştirecek, yaşam Değiller. konforlarını azaltacak şeyler değil. Siz bana bakarsanız ben
Uzun Tamam saatler hocam, şöyle konuşabilirim o yapalım yüzden o zaman. herhalde. Gerçekten hani Parkinson'dan daha genişten başladık. Diğer hastalıklara da değindik. Bu işin arkasında benim aklıma da o kadar çok soru geliyor ki bu soruları bir kenara şimdilik koyalım. Sizinle yeniden belki izleyicilerimizden gelecek sorularla birlikte yeni bir röportajı daha sonra o özel soruların üzerinden gene yapalım. Siz de daha farklı öncesi sonrası görüntüleri de paylaşırsınız bizimle. Eminim izleyicilerimizin aklında onlarca soru olmuştur. Yani vücudu elektrikle başka bir şeye çevirmek ve diyoruz ki bu sizin birçok sorununuzun da zaten cevabı, çözümü olabilecek bir akım şu anda. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Ya var Yok. aslında, değil Ben mi? size Bende de teşekkür soru ederim çok, Yapay. sizde de çok. Tamam. Bunu arkası yarın başka bir programa atıyoruz. Biler. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Yayın çok oldu. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Türkiye'ye selamlar. Şimdi evet, 19 Mayıs Üniversitesi'nden evet Doçent Doktor Ersoy Koca Bıçak'la bitemeyecek ikimizin de benim soracağım, sizler adına soracağım, onun da yanıtlayacağı onlarca bilgiyle birlikte bir yayındı. Çünkü teknoloji ilerliyor ama beynimiz var. Beynin sorunları artıyor ve bir taraftan da işte bunların çözümleriyle beyin pili denen o gerçeklik hayatımızda çok daha fazla yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Mediktile sağlık alanında, uluslararası alanda bütün operasyonları ve deneyimleriyle çalışan Mediktile TVC Sağlık Kuşağı'nda programımız bu sefer böyle. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Gene pazar günü Kanada doğu saatiyle saat 11'de görüşmek üzere. Yeniden görüşünceye kadar da esen kalın, sağlıcakla kalın diyorum.